Hani bulutlu gökte birden şimşek çakar ya, o zifiri karanlık birden aydınlanır ya. Hani kurak bir yazda birden yağmur yağar ya. İşte öyle bir günde kuruldu cumhuriyet. Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını, dindirdik memleketin yıllar süren yasını. Bütünledik her yönden istikbal kavgasını, bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını. Cumhuriyetin ilan edilişinin 98. yıl dönümü yurt genelinde coşkuyla kutlandı. Eskişehir'de de çok sayıda vatandaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı düzenlenen törende korteje katılarak ellerindeki Türk bayraklarıyla kutladı. Çiçeksin, bayılır kuşlar kokundan. Her dalın bin yelk zümrüt okundan. Müjdeler fısıldar Ergenekon'dan. Bu sese gönülden hayran gibisin. Törene Vali Erol Ayıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Emine Nur Günay Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakır Özer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu'yla gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kanal 26 Cumhuriyet törenini izleyicilerine canlı yayına ulaştırdı. Eskişehir'de Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor büyük bir coşkuyla. Eskişehir'deki kutlamalar Atatürk Bulvarı'nda yapılıyor. Az önce ifade ettiğim gibi Atatürk Bulvarı'ndaki törenler az önce başladı. Eskişehir Valisi Erol Ayıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in askeri araçla korteje katılan vatandaşları selamlamasıyla tören başladı. Tören saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasıyla devam etti. Türk Hava Kuvvetleri'nin ulusal akrobasi timi Türk Yıldızları bulvar üzerinden uçarak korteje katılanları selamladı. Alkışlarımızla Türk milletinin cesur kartalları, Türk Yıldızları. Törende Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılını kutlayan Eskişehir Valisi Erol Ayıldız, Türk milleti dün Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vatan sevgisi ve iman gücüyle yeni destanlar yazmaya devam etmektedir, dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşı'mız, tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu zaferin ardından Atatürk yeni kurulan devleti cumhuriyetle taçlandırarak tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birini gerçekleştirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin dün olduğu gibi bugün de içte ve dışta düşmanları vardır. Bu hain terör örgütlerini maşa olarak kullanarak aziz milletimize diz çöktürmeye çalışanlara en güzel cevabı yine aziz milletimiz vermektedir. Türk milleti dün Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vatan sevgisi ve iman gücüyle yeni destanlar yazmaya devam etmektedir. Daha sonra öğrencilerin şiirleri, halk oyunları, gösteri programına renk kattı. Onu muzaffer eden şanı, kanı ve dini, seve seve bırakıp köydeki ocağını, göz kırpmadan veriyor kolunu bacağını. O böyle haşroldukça hürriyetle, imanla Türk yurdu yükselecek her gün.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kortej yürüyüşüyle devam etti. Geçiyor ay yıldıza bürünmüş ordu millet. Geçiyor asırlara sığmayan kudret. Geçiyor ışık ışık dalga dalga vatan. Geçiyor cesaret kahramanlık ateşi. Geçiyor birlik beraberlik meşalesi. Geçiyor yurtta sulh, cihanda sulhun bekçisi. Geçiyor iman dolu göğüslerde millet iradesi. Yurt için savaşmak bir şanlı düğün. Yaşamak duygusu her şeyden üstün. İstiklal sevdası ufkumuzda gün, yurdumun en büyük bayramı bugün. Program sonunda Kanal 26 özel röportajlarıyla 29 Ekim coşkusunu ekranlara taşıdı. Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutladık. Neler söyleyeceksiniz? İnşallah 100. yılını da öyle kutlarız. Böylece bir asır geçmiş olur. Yeni bir asra başlarız Atatürk'ün Cumhuriyeti olarak. Cumhuriyetin Atatürk ve arkadaşları tarafından kuruluşundaki esas ilkelerle, yani halk deyimiyle fabrika ayarları diyoruz. Bu fabrika ayarlarına döneceğiz inşallah. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması bir mucizedir. 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük mucizesidir. Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük fedakarlıklarıyla, toplumumuzun büyük fedakarlıklarıyla biz bu savaşları kazandık, bu ülkeyi kurduk. İnşallah ilelebet bu ülkeyi çok daha iyi, gelişmiş refah olarak bizden sonraki nesillere de aktaracağız. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. Türk'ün en büyük bayramı, büyük bir zaferin, büyük bir kurtuluş mücadelesinin Cumhuriyet'le taçlandırıldığı gün bugün. Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerimizi sunuyoruz. Gerçekten çok büyük uğraşlar sonunda kurulan bu cumhuriyetimize ve değerlerine sonsuza kadar sahip çıkmamız gerekiyor. Biz bugün her neye sahipsek bunu cumhuriyete borçluyuz. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olarak ebediyen bu ülkede yaşayacak. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Bizler Kanal 26 televizyon olarak bugün Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü törenlerini sizlere aktardık.